Arkadaşlar, bu bölümde de PDF'den Excel'e verileri nasıl aktaracağımızdan söz edeceğim. Daha önce bununla ilgili iki video çekmiştim. Bu örneğimizde de şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Otomotiv Sanayiciler Derneği'nin aylık verileri var. Ben şuradaki tabloyu olduğu gibi Excel'e aktarmak istiyorum. Aslında olduğu gibi değil de şöyle yapalım. 2008'in işte birinci ayında şu kadar araç satıldı. 2009'un birinci ayından 12. aya kadar hepsi var. Amacım şu 2008'den 2017'ye kadar her ay ne kadar satılmış şu bölgeyi olduğu gibi almak. Tabi bunu olduğu gibi almaya kalkışırsanız sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Mesela alıp şurayı seçemiyorsunuz veya Alt GR tuşuna bastığınızda daha önceki videolardan hatırlarsınız. Alt GR tuşu da işe yaramıyor arkadaşlar. O yüzden şöyle bir strateji izleyeceğim. Öncelikle arkadaşlar tablonun tamamını seçip kopyalıyorum. Daha sonra bakın Excel'e aktardığımda şöyle hepsini aynı hücrenin içerisine atıyor. Herhangi bir hücre ayrımı yukarıdan aşağı yanlara doğru herhangi bir şey yok. Hepsini A1 hücresine attı. Böyle bir çözüm olmuyor. Bu benim için bir çözüm değil arkadaşlar. Onun için şöyle yapacağım. Boş bir Word dosyası açıyorum. Word dosyasının şu sağ alt köşesinde web düzeni diyor. Oraya tıklıyorum ve böyle bir görüntü oluşuyor arkadaşlar. Şimdi ben buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Sonra birkaç adım izleyeceğim arkadaşlar. Mesela şurada ben 2008'i görüyorum. Oradayken Enter'a basıyorum ki alt alta gelsin. Yani 2009 için, 2010 için arkadaşlar bu şekilde basıyorum. Hani şunun tersini yapmayın. İşte gelirsiniz şurada 2018'i bulursunuz, Enter'a basarsınız. Şuradan 2017'yi bulursunuz. Şuradan 2016'yı bulmaya çalışalım. Yani böyle bulmak zor arkadaşlar. Ama yukarıdan aşağı yaptığınızda şöyle yapıyorum. Bakın 2008'i buldum, Enter'a bastım. 2009'u buldum, bastım. 2010'u buldum. Çünkü alt alta denk geliyor hemen hemen. Şöyle hepsini tek tek basıyorum arkadaşlar. 2016, 2017. 2018. Birinci satırı silsem de olur arkadaşlar zaten. Şöyle yapacağım. Bu verileri artık küçük bir işlemden sonra alt alta aldım. Sonra da kopyalıyorum arkadaşlar bunları. Excel'e aktarıyorum. Şuraya aktardım. Tamam. Yine hepsini yani alt alta dizdi zaten görüyorsunuz. Tek hücreye yazdı her satırı. Burada da şunu yapabiliriz arkadaşlar. Hepsini seçtikten sonra veri menüsüne metni sütuna dönüştür diyorum. Üsttekini seçiyorum. Peki diyor metni nasıl ayırayım? İşte sekmeler halinde mi? Boşluklara göre mi? Ben boşlukları seçiyorum. Bu ne demek? Boşluk gördüğü her yerden hücreleri ayıracak. Sonra da son diyorum arkadaşlar. Bakın ayırdı. Tabii anlattığım için bu işlem biraz uzun sürdü ama şuraya da tabii 1, 2 kendiniz yazarsınız arkadaşlar 12'ye kadar. 12'den sonrasını zaten almayacaktım. Bu şekilde verileri aktarmış oldum arkadaşlar. Şimdi buradaki işlem aslında anlattığım için bir müddet uzun sürdü ama bunu kendiniz yapmaya kalkışırsanız yani 5 dakikalık işi yarım dakikada halledebilirsiniz. Böylece yani 4,5 dakikanızı kurtarmış olursunuz. Şimdi hızlı modda yapalım arkadaşlar. Bakalım mesela şu verileri alıyorum. Önce kopyaladım. Geldim. Word dosyasına yapıştırdım. Daha sonra 2008'i buluyorum. 2009, 2010. Bakın hızlı hızlı yapıyorum. Kaç saniye sürecek bilmiyorum ama şunu hızlı hızlı yapıyorum. 2018'e kadar seçtim. Birinci satırı sildim. Verileri seçtim. Boş bir sayfaya yapıştırıyorum. Sonra da buradan metni sütunlara dönüştür diyorum. Şuradan boşluk evet ayırdım. Şuraya da 1-2 yazdıktan sonra bakın. Şuradan sağ tarafı siliyorum. Şuradan da 2 tanesini siliyorum. Bakın istediğim verileri almış oldum arkadaşlar. Çok basit. 30 saniye bile sürmedi. Yani şu verileri tek tek genelde insanlar da alıp tek tek işte şunları tek tek kopyalıyor. Geliyor şunu kopyalıyor. Yapıştırıyor vesaire böyle ilerlemeye çalışıyor ama düşünseniz yani şurada kaç tane hücre var? Toplam 128 tane dolu hücre var. 128 hücreyi tek tek yapmak çok zaman alacaktır.